Hello, hello arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nermin. Gördüğünüz üzere Paris'teyiz. Nasıl anlatacağım, nereden başlayacağım bilmiyorum ama Belçika'ya geldik ilk başta. Oradan da kısa kısa sizin için çektim ama bir türlü konuşamadım. Zaman olmadı. Saatler çok erkendi. Kendime gelemediğim için açamadım kamerayı. Şu an gerçekten kendimdeyim. Paris'e geldik. Bir gün Brüksel'de kaldık annemlerde. Sonra buraya geçtik. Sabah 6'da evden çıktık. Otobüsle Paris'e geldik. 4 saat sürdü. Bu arada Ali de yanımda. Bu sefer hello demek ister misin? Sesini duysunlar bari Ali. Hello. Ali ile beraber 2 günlüğüne Paris'e geldik ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. 2 gün boyunca neler yapacağız, nereleri gezeceğiz sizinle paylaşmak istediğim için videoyu şu an açtım. Bu tatilimiz 10 günlük bir tatil. Bugün Cuma, Cumartesi gece geri döneceğiz. Ondan sonra Brüksel, Belçika olarak gezeceğiz. Orada vlog çeker miyim bilmiyorum ama bu vlog sadece Paris vlogu olacak. O zaman her zaman dediğim gibi hoş geldiniz vloguma ve Paris'e de hoş geldiniz. Saat 12.30 olduğu için daha otele giriş yapamadık. Saat 2'de check-in yapacağız. Valizlere eşyaları koyduk. Şimdi yürüyüşe çıktık. Zafer Takı'na yakın bizim otel. Oraya doğru gideceğiz. Şöyle yürüyoruz. Hava çok güzel. Yani ne sıcak ne soğuk. Böyle orta. Güzel. Bakalım. Şimdi Şanzelize'de yürüyeceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz. Ali Bey? Sıcak oldu. Evet. Çiçeğimi istersen, okey. Şöyle biraz sohbet edelim Şanzelize'de arkadaşlar. Ben buraya en son 15 yıl önce falan gelmiştim. Bebektim herhalde buraya geldiğimde. Hiçbir yeri çok şey yapmadığımız için, hani bilmediğimiz için o yaşlarda çok ilgi mi çekmiyorduk. Cartier'in önünden geçiyoruz da bayağı güzel yere benziyordum. Ha işte ne diyordum? O nedenle Paris planımız her zaman vardı bizim Ali ile. Ama bir denk gelmedi. Geçen geldiğimde de tek başıma gelmek istemediğim için bu sefer Aliko ile beraber bir Paris yapalım dedik. Ama çok uzun sürmeyecek. 2 günlüğüne ve 2 gün yeteceğini düşünüyoruz. Çok turistik bir gezi olacak bu arada arkadaşlar. Böyle çok free değil. Bayağı turistik yerlere gideceğiz. Eyfel'e doğru gideriz. Kesinlikle zaten o Paris'e gelen herkesin gittiği yerdir. Ay Dior var ya. Zafer Takı'ndan ta Eyfel'e kadar yürüdük arkadaşlar. Sen nehri. Böyle yarım saat falan yürüdük arkadaşlar. Şimdi Eyfel'e geldik. Tam Eyfel'in altında böyle güzel bir park var. Şöyle bir yürüyelim etrafını. Fotoğraf değil bu, video. Biraz turistlik oynuyor. Hello arkadaşlar. Şimdi tam net göremiyorsunuz ama otele girdik ve biraz dinlendik. Duş falan aldık ve üstümüzü değiştirdik. Şimdi saat 7 oldu. Bu arada bayağı gezdik.
Şimdi tekrar çıkıyoruz. Nereye gideceğimizi tam daha belirlemedik. Bakalım bir çıkalım. Sonra zaten size de göstereceğim. Şöyle beyaz bir... Çok net görünmüyor aslında. Sonra gösteririm artık ne giydiğimi size. Ali de çıktı bu arada. Otelde çok tatlış bir otel. Sadece odaları çok küçük. Şuradan şöyle aşağı inelim. Şöyle bir giriş var. Ali geldi. Tamam çıkalım. Tekrar. Arkadaşlar biz otelden çıktık. Bildiğiniz üzere Şanzelize'deki La Dure'ye geldik. Kahve içiyoruz ve iki tane tatlı. Yani bir tane tatlı ve dört tane makaron sipariş ettik. Şöyle. Makaronları deneyeceğiz. Ve buraya özgü bir tane tatlıları var. Çikolata kaplı, içerisi de frambuaz dolgulu. Onu da deneyeceğiz. Şimdi kahvemizi içelim, bir açayım dedim. Sessiz konuşuyorum. Bayağı böyle entel dantel bir yer. Şimdi bunların tadına bakalım. Şöyle bir de kahvemi içeyim. Güllü makaron veriyorum arkadaşlar. Bu ne geldi? Çok fena. Bayağı güzelmiş. La Dure'nin içerisi o kadar romantik ve çok güzel ki size de göstermek istedim arkadaşlar. Bu arada bu şekilde giyindim. Çok güzel. Şöyle. Bu şekilde. Şu aşağı inelim. Şanzelize'den Montmartre'a kadar yürüdük. Ortalama yarım saat yürüdük ve o cafcaflı meydana geldik. Moulin Rouge'a doğru gidiyoruz. Şöyle bir yürüyüş yapalım dedik. Hadi geçelim. Her yer o kadar kalabalık ki hiç sakin bir yer yok. Çok hani dikkatimizi çekti. Hiç uyumuyor bence Paris. Bayağı. Kafeler falan da çok dolu. Burada saat kaç oldu Ali? 9.43, 10 oldu ve halen böyle. Hello arkadaşlar. Şimdi Moulin Rouge'dan çıktık. Eyfel'e doğru tekrar yürüyoruz. Böyle gece de Eyfel'i görelim istiyoruz. Sonra Zafer Takı'na belki gideriz. Saat bu arada 11 oldu. Bayağı geç oldu aslında ama bir gece de görelim istiyoruz. Kaç adım atmışız? Bakalım hemen. Ben bakıyorum. Arkadaşlar 21 bin adım atmışız ya. Uhulen. 1140 mı? Ali bana da bir şey yapsan baksana ben kaçım. ...569. Neyse sen iki kat daha fazla kalori yakmışsın. Neyse iyi. Şimdi yürüyoruz arkadaşlar. Yine hiç otobüs kullanmıyoruz. Her zamanki gibi. Thank you.
Herkese ikinci günden merhaba arkadaşlar. Paris'teyiz. Gördüğünüz üzere çok Parisçe, çok Fransız duruyorum. Günaydın. Otelden çıktık arkadaşlar. Valizimizle bugün gezeceğiz. Akşam tekrar otobüse binip Brüksel'e yol alacağız. Sabah 9'da çıktık şimdi. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Bir kafeye, Eyfel'in arka duvarına gideceğiz. Sonra Louvre Müzesi ve birkaç parkı gezip sonra otobüse bineceğimiz yere gideceğiz. Öyle bir açayım dedim. Çok güzel geçiyor. Çok Fransız geçiyor gördüğünüz üzere. Bakalım bugün de nereye gittik, ne yaptık, neler yedik. Onların hepsini sizinle de paylaşacağım. Dün bayağı yürüdük yani. Gerçekten dün çok yorulmuşuz. Yine sabah erken kalktık çünkü zamanımız olmadığı için. Umarım beni duyuyorsunuzdur bu sesten dolayı. O şekilde şimdi hava çok güzel. Yürüyoruz. Açarım sonra sizi. O zaman tekrardan Fransa'dan, Paris'ten günaydın. Yine yolun sonu Eyfel'e çıktı. Ta şuradan otel bu taraftaydı. Bu tarafa doğru gelince hemen Eyfel karşısında kalıyor. Buradan da bir fotoğraf çekineceğiz. Şöyle. O zaman biz fotoğraf çekinelim. Arkadaşlar şimdi Cafe de Flora geldik. Bayağı sıra bekledik. Kesin var ya buradaki yaşayan insanlar bize şey diyordur ya, bu deliler bu sırayı bekliyorlar bu kahve için. Ama bayağı tanındığı için biz de gelmişken deneyelim dedik. Siparişlerimizi verdik. Şimdi bekliyoruz siparişleri. Hava da çok güzel. Güneş tam böyle vuruyor. Öyle. Ve arkadaşlar geldi siparişlerimiz. Şimdi kahveden çıktık, Cafe de Flore'dan. Pont d'Alexandre'a geçiyoruz. Ondan sonra Louvre Müzesi'ne doğru yürüyeceğiz. Ay, bir ara üşüdüm ama şu an iyi. Ve ay, evet biraz üşüdüm, evet Ali. Şu an gerçekten yaklaştık. Ta 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 tam. Ve karşımızda Louvre. Louvre'da biraz dinleniyoruz. Adeta tipik bir turist olduk Alika. Ay, biraz yorulmuşuz gerçekten, o nedenle bize güneşe doğru biraz dinleniyoruz. Aliko, Louvre'un yanında da uyumadım demezsin he valla. Aliko. Starbucks, müze tarzında bir Starbucks bu arada. Şöyle içerisini de gösterelim size. İlk önce bir içeceklerimizi siparişini verelim. Ne işten arasan? Şu an yorulduğumu fark ettim arkadaşlar. Saçım başım dağıldı rüzgardan. Ama iyi gezdik gerçekten. Şimdi biraz oturup kahve falan içeceğiz. Buradaki Starbucks bayağı güzelmiş bu arada. Kahvemizi içtik. Starbucks'tan çıktık. Otobüs garına gitmeden önce bir de yemek yiyelim dedim. Ben böyle bir salata aldım. Hani de bir sıcak wrap aldı. Onu yiyeceğiz. Ondan sonra otobüs durağına artık gidelim. Garına pardon. Sonra da zaten yolculuk Brüksel olacak. Hızlı yememiz lazım. Geç kalabilir belki. Metro biraz kalabalık olabilir. Bugün cumartesi bu arada. Bakalım. Şimdi şunları yiyelim. Ondan sonra tekrar açarım size. Paris'i terk etmeden bir de eklerini yiyelim dedik. Tam otobüs garına giderken aldık. Şimdi bir yiyelim bunu. Bir tane aldık, yeterli olur bizim için. Şöyle gara doğru yürüyoruz bu arada arkadaşlar. Merci. Merci.
En son ekler yiyorduk değil mi arkadaşlar? Onu bitirdik, şimdi de dondurma yiyeceğiz. Böyle garın yanında çok ilgimizi çeken bir konudur dondurma. Şöyle minik Amarino'dan dondurma yiyeceğiz. Çok güzel dondurmalar var biliyorum ben. Ay neyse, bugün de çok şiştik gerçekten, çok abartıyoruz yine ama dayanamadık. Onu da yiyip artık otobüse bineceğiz, artık binelim artık yani. Çok güzel. Değil mi Ali? Biraz yemesi zor ama. Otobüs garı da bu parkın içinde arkadaşlar. Balıklar mı var Eli? Hani? Şurada kaldı. Bak bak, şurada var mesela. Ördeğin önünde gidiyor. Ördek ona bakıyor galiba. Paris maceramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Genel anlamda nasıl yaşıyor sen böyle? Dondurmamızı yer, kendi değerlendirme yapalım. Bol kilometre. Evet, bak. Bayağı yürüdük. Güzeldi. Güzeldi abi. Bayağı turistik yerler gördük. Güzel tatlılar yedik bence. Güzeldi yani. Ben de beğendim. Güzel iki gün. İki gün yeterli mi peki Paris için? Yetebilir. Bence yetmiyor. Çok hızlı hızlı oluyor ve çok yoruluyorsun. Hani bir üç veya dört gün. Ama dörtten sonra sıkar. Yani bence insanı. İki gün yeter. Biz çok oyalandık. Olabilir. Üç gün. Aynen. Üç gün iyi olabilir. Şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Öyle mi? Okey. Şimdi biz dondurmamızı yiyelim. Ve otobüse doğru gidelim. Arkadaşlar biz otobüse bindik. Ve saat 7:20 geçiyor. 4 saatte Brüksel'de olacağız. O nedenle şu an videoyu kapatmak istiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum video. Onu artık editlerken göreceğiz. Çok güzel iki gün geçirdik biz. Böyle istediğimiz yerleri gezdik. Sevdiğimiz kafelere uğramak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Bir sonraki videoda vlog veya vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. O zaman görüşürüz. Bye bye.